GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Yeniden bir ana haber bülteniyle yine karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Vali Gül, basın mensuplarının şehrin hafızası olduğunu belirterek şehrin basın mensuplarının gözüyle tanındığını ve şehrin sorunlarına vakıf olduğunu kaydetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sizlerle bir araya gelmek istedik. Bizim de Gaziantep'te 2 aylık görev süremiz bitti. Yaklaşık olarak 65 gündür buradayız. Zaman zaman farklı ortamlarda sizlerle birlikte oluyoruz. Çeşitli sorular soruyorsunuz. Bizler şehri genel hatlarıyla tanıdık, tanıyoruz. Bunu tanırken de sizlerin gözüyle tanıyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Basın mensupları şehrin hafızası. Sizler bu hafızanızı bize aktardığınız müddetçe şehri daha kolay tanıyoruz, daha çabuk tanıyoruz. Şehrin sorunlarına bir anlamda vakıf oluyoruz. Kentte basın, cemiyet ve derneklerini ziyaret ettiğini bildiren Vali Gül, basın camiasının sorunlarının bilindiğini ve bu kapsamda yapılabilecekler noktasında öneri ve görüşlere açık olduğunu söyledi. Sorunlarınızı biliyoruz. Gazetecilerin zaman zaman idarecileri eleştirdiğini biliyoruz. Ama başlamadan iki eleştiriyle ben başlayayım sizi. Gaziantep'te gazeteciler cemiyeti enflasyonu var. Sayısı çok fazla. Kimisi dernek hüviyetinde, kimisi başka bir hüviyette. Bunun bize bir zararı var mı? Hiçbir zararı yok. Ama mesleğe zararı var mı? Dışarıda gören bir göz olarak, evet, mesleğe zararı var. Keşke sayınız daha az olsa, daha derli toplu bir çalışma yapılsa. İkinci sıkıntı, 14 tane resmi ilan alan gazete var. Bunun da sayısının çok olduğunu düşünüyoruz. Tabii karar sizin, takdir sizin, neyi yapıp neyi yapmama seçeneği sizin. Ama dışarıda bir göz olarak bu iki konuda bir not düşmek istedik. Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, Gaziantep'in asayiş olaylarında bir önceki seneye göre daha iyi olduğunu vurgulayarak olaylarda artışın değil düşüşün yaşandığını dile getirdi. Asayiş olaylarına, narkotik olaylarına, kaçakçılık olaylarına baktığımızda Gaziantep 2018-2017'den daha iyi. Yani bizim olaylarda genel anlamda artış yok, düşüş var. Gaziantep'in nüfusu 2 milyon. 2 milyon nüfuslu şehirlerin hepsinde görülebilecek suçlar Gaziantep'te de var. Ama şöyle bir algı doğru değil. Gaziantep'te suç işleniyor. Türkiye'nin ya da dünyanın başka bir yerinde suç işlenmiyor. Ve Gaziantep'te suç işleyenler cezalandırılmıyor. Uyuşturucu satanlar, kullananlar yakalanma anlamında, savcıya gönderilme anlamında daha çok fazla, daha fazla. Tabii şöyle bir durum var, algıyla ilgili. Uyuşturucu kullanan kişi, mahkemesi bazen tutukluluk yapılmadan devam edebiliyor. Bu, bunun beraat ettiği anlamına gelmiyor. Bir sene sonra, iki sene sonra, altı ay sonra ceza alıp hapise girebiliyor. Yine bunlarla ilgili emniyet, jandarma bunları takip ediyor ve bunlarla ilgili ikinci, üçüncü suça farklı suçlar, narkotik de olabiliyor, farklı adli suçlar da olabiliyor. Karışanlar mutlaka cezalandırılıyor. Açıklamalarına devam eden Gül, Gaziantep'in eğitimi hakkında da konuştu. 2002'de eğitim kurumu sayımız 669'muş. Şu anda eğitim kurumu sayımız 1337. Yani okul sayımız bu sürede %99.85, %100 artmış
okul sayısı anlamında. Bunu şundan dolayı diyorum. Gaziantep eğitimde, sağlıkta iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Biz daha önce atıyorum 15 kişilik sınıflarda mı yaşıyorduk, eğitim görüyorduk? Şimdi sonradan göç aldık, bir şey mi oldu? Öğrenci sayımız ne kadarmış? Öğrenci sayımız 319'muş. 319 binmiş daha doğrusu. Öğretmen sayımız da 9903. Şimdi ne kadar? Şimdi 590 bin öğrencimiz var. Ve 26.892 de öğretmenimiz var. Yani şu anlama geliyor. Derslik sayımız %100 artmış. Öğrenci sayımız %84 artmış. Ama öğretmen sayımız %170 artmış. Yani baktığımızda kamu görevlisinin atanma anlamında diyorum. Öğretmen sayımızın geçmişe yönü geçmişle kıyasladığımızda öğrenci sayımızdan daha fazla arttığını görüyoruz. Yani birinde %100 artış var, birinde %170 artış var. Derslik sayımızda yine öğrenci sayımız %84 artarken derslik sayımız %100 artmış. Orada da bir kurum anlamında %100 artmış. Peki derslik sayımız ne kadar artmış? 5.967 dersliğimiz varmış bizim. Yani 6.000 kabaca dersliğimiz varmış. Şu anda bizim derslik sayımız 19.610. Yani derslik sayımız %228 artmış. Öğrenci %100 artmış. Daha doğrusu %86 artmış. Okul sayısı anlamında %100 artmış. Öğretmen %170 artmış. Derslikte %228 artmış. Ve bunun içerisinde şu dahil değil. Bizim devam eden şu an 4.000 dersliğimiz var. Yaklaşık 1,5 milyar lira. Eski parayla 1,5 katrilyon lira. Onu da koyduğumuzda yaklaşık %300 derslik anlamında bir artış var. Bu tabloya baktığımızda şunu diyebilir miyiz? Gaziantep'te eğitimin fiziksel yatırım olarak, öğretmen ihtiyacı olarak olumlu anlamda bir iyiye gidiş var. İster 80. olsun ister 180. olsun. Sonuç itibariyle dünden daha iyiyiz. Programın ardından Valigül gazetecileri tek tek uğurlayarak çiçek takdim etti. Sevgili izleyenler, kentteki gazeteciler valiliğin programından sonra Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadlıoğlu ile bir araya geldi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadlıoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kente çalışan çok sayıda yerel, ulusal medya yöneticileriyle çalışanlarını ağırladı. Fadlıoğlu bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada gazeteciliğin önemine dikkat çekerek mesleğin zorluklarına değindi. Aslında anneler babalar günü gibi bu tür günlerin de bir gün içerisinde kutlanması benim için biraz eksiklik. Ne nereye gelince ne anneler bir gün anılabilir, ne babalar bir gün anılabilir, ne de basın camiası bir gün anılabilir. Çünkü hayatın devam ettiği her noktada basın hayatının içerisinde. Özellikle son dönemde sosyal medya ile beraber anlık bilgilerin transferi söz konusu. Bu konuda hepimizin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ancak geleneksel hale geldiği için 10 Ocak adı altında bugün bir aradayız ama bizim amacımız dostlarımızla, mesai arkadaşlarımızla bir arada olup günü paylaşabilmekti. Bize bu konuda davetimize icabet ederek katkı koyduğunuz için, şeref verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ve bu vasıtayla tekrar davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazetecilerini yürekten kutluyorum. Memleket için hayır hizmetler yapmanızı yürekten temenni ediyorum. Teşekkür ederim.
Biz de GRT TV olarak tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Şimdi diğer haberimize geçelim. Merkez üstü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzliyoruz. Merkez üstü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saat 6.24'te merkez üstü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yaşanan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.